Merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli bir konudan konuşacağız. Giderek artan bir sorundan bahsedeceğim sizlere: dolandırıcılık. Ressamlar olarak dolandırıcılığa nasıl kendimizi koruyabiliriz? Ne türlü önlemler almamız gerekiyor? Ve dolandırıcıyı gözünden nasıl anlarız? Bugün bunu konuşacağız. Çok önemli bir konu. Lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu kanalı faydalı buluyorsanız abone olun ve beğenmeyi unutmayın. İlk bahsetmek istediğim çok da yaygın olan NFT ile alakalı. Bana o kadar çok geliyor ki, hocam birileri benim eserlerimi almak istiyor, NFT olarak satın almak istiyor, onu NFT'ye çevirmek istiyor ve bana ulaşıyor. Çok da güzel paralar vaat ediyor, ne yapmalıyım diye. Gerçekten bu tür vaatleri atan kişilerin ben mesajlarına baktığımda hem İngilizce olarak gramerlerinin, yani dil bilgilerinin çok kötü olduğunu, bir sürü hata yaptıklarını gözlemliyorum. Bir de hesaba baktığımda 5-6 tane resimleri var gibi görünüyor. Bunun gibi şeyleri görebiliyoruz. Bu arkadaşlar bir dolandırıcılık. Ciddi bir şekilde sizin eserlerinizi NFT'ye dönüştürmek isteyen bir insan sizin seçtiğiniz yolu, yordamı kabul edecektir. Yani OpenSea'den açmak istiyorum ben hesabımı derseniz buna okey diyebilecektir. Ama dolandırıcılar illa onların istedikleri kanaldan bu şekilde satışlar yapmanızı, o kanala cüzdanınızı geçirmenizi istiyorlar. Burada ne tür bir kazançları var diye sorabilirsiniz. Bir, o platformla anlaşmaları olabilir, oraya insan getiriyor olabilirler, sonra almaktan vazgeçebilirler. İki, buraya cüzdanınızı bağladığınızda burada herhangi bir dolandırıcılık oluyor olabilir. Belki ilerleyen işlemlerde sizden ödeme için bilgi alıyorum ayağına sizden bilgi isteyebilirler. Yani NFT ile ilgili gelen, size aman işte eserlerinizi NFT yapmak istiyorum diyen mesajların %99'u dolandırıcılık. Mesela bu insanlara OpenSea'de benim eserlerim olacak, oradan satın alabilirsiniz dediğinizde bir cevabına bakın. Hayır, ben illaki bu platformdan istiyorum diyorsa demek ki dolandırıcı. İkincisi de nerelisiniz diye sorabilirsiniz. Hiçbir Amerikalı I am from USA demez. Genellikle I'm from US derler ya da I'm from California derler. Nereden, hangi eyaletten isteler onu söylerler. O nedenle bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi siparişler. Şimdi bize sipariş yaptırmak isteyen kişi geliyor. Diyor ki şunu şunu yaptırmak istiyorum ama imzası olmasın. İmza atmadığınız işler yapmayın arkadaşlar. Çünkü bu insanlar bu imzayı sildirerek kendileri başkalarına sipariş yaptırıyor. Şöyle işliyor bu da. Diyelim ki ben çok da iyi bir ressam değilim. Sahtekarında biriyim. Birinden sipariş alıyorum. Ama o kadar iyi olmadığım için benden daha iyi çizen, hatta benden daha ucuza çizen birine çizdiriyorum. İmzayı da atmayın diyorum. Onlar da okey diyorlar. Ben de o resim elime geçince kendi imzamı atıyorum. Siparişimi bu şekilde gönderiyorum. İşte böyle sahtekarlıklar var arkadaşlar. O yüzden kesinlikle İmzanızı atmayın diyenlere aldırmayın. Hatta kurşun kalemde kesinlikle imza atmayın. Onu da silebiliyorlar çünkü. Bir başka dolandırıcılık, benim için dolandırıcılık yani. Şimdi size sipariş veriyorlar keyfine. Ve siz diyorsunuz ki ödemeyi en son alacağım diyorsunuz mesela. Çünkü iyilik yapmak istiyorsunuz belki karşı tarafa. Ama bir bakıyorsunuz ki o para hiçbir zaman gelmiyor. Ben vazgeçtim diyor. Hatta Instagram'dan sizi blokluyor. Siz elinizde o eserle kalıyorsunuz. Ya da diyelim ki bir çiftin resmini çizdiniz sevgililer günü için vesaire ve tamamlandığında dediniz ki hazır siparişiniz, paranızı gönderin. O da diyor ki ben o insanla artık birlikte değilim, yüzünü bile görmek istemiyorum, resim sende kalsın. Yine parayı alamamakla kalıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar paranızı önden isteyin, paranız gelmeden de o resmi yapmaya başlamayın. Bu konuda ciddi ve katı olun. Bir başka bahsetmek istediğim dolandırıcılık tipi de mesela Instagram'ınıza veya YouTube'unuza gelen mesajlar. Diyorlar ki sizi biri şikayet etti. İşte siz bazı kuralları aştınız. Bu nedenle işte hesabınız kapatılacaktır. Hesabınızın kapatılmasını istemiyorsanız şuraya tıklayın. İşte oraya tıkladığınız anda sizin bütün bilgileriniz çalınabiliyor. Bir ara şöyle bir şey meşhurdu. Diyor ki işte biri sizin hakkınızda çok kötü yorumlar yazmış.
İşte bu yorumları okumak için şuraya gidin. O da şikayet.com gibi bir şey. Ve oraya gittiğinizde de sizden Instagram bilgilerinizi istiyor. Instagram adınızı ve şifrenizi istiyor. Tabii ki böyle bir şey vermiyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde kendi şifrelerimizi başkalarına vermiyoruz. Banka bilgilerimizi vermiyoruz. Bunlar çok önemli bilgiler çünkü. Mesela TC kimlik numaramızı vermiyoruz. Bizden bu istendiğinde kesinlikle bu işin içinde bir iş var diye düşünmeniz lazım. O linklere tıklandığında artık Instagram hesabınızı veya YouTube kanalınızı kaybetme durumuna düşebiliyorsunuz. O yüzden hiç o linklere tıklamadan orayı bence raporlayın. Kesinlikle bu mesajı ve mesajı atan kişiyi rapor edin ve ardından da silin. Bu tür mesajların ya da e-maillerin doğru olup olmadığını aslında yazım şeklinden de anlayabilirsiniz. Resmi bir şekilde yazılmışsa belki bir ihtimal olabilir ama size gönderilen hesaba da bir bakmanız lazım. Lütfen herhangi bir şey yapmadan iyice bir araştırın. Hatta Google'a yazın. Böyle böyle mesaj aldım, dolandırılıyor muyum diye mutlaka bir araştırın. E-mailler geldiğinde de yine dil bilgisine bakın. İşte D'ler, D'lar ayrı yazılmış mı? Noktalama işaretleri yerinde mi? Cümleler devrik mi yoksa düzgün mü? Çünkü gerçek bir firma müthiş bir resmiyetle, profesyonellikle sizlere böyle e-mailler atacaktır. Ve gönderilen e-mail adrese de bakın. Tuhaf tuhaf e-mail adresleri olmamalı. Facebook mesela şöyle bir şey değildir arkadaşlar. Facebook@gmail.com diye bir yerden geliyorsa tabii ki bu Facebook değildir. Yani bunun gibi gönderen adreslerine ve yazılan dile özellikle bakmanızı rica edeceğim. Şimdi bu son iki tanesi biraz değişik. Tam olarak dolandırıcılık değil ama bu konuda da eğer kurallarınızda esneklik yapıyorsanız ya da bir boşluk bulurlarsa hemen kötüye kullanılabilecek bir durum söz konusu. Bunlardan bir tanesi sizden parayı geri istemesi. Mesela siz resminizi yaptınız, portreyi çizdiniz ve en sonunda sizce mükemmel oldu ama karşı taraf beğenmedi ve hayır paramı geri ver dedi. Ben tamamıyla paramı geri istiyorum dedi. En baştan bunu önlemek için ben para geri vermiyorum diyeceksiniz. Bunu demekten korkmayın. Çünkü bu kişi zaten sizin işlerinizi görerek sizinle çalışmaya karar verdi. Bu topun altına kendisi giriyor. Dolayısıyla kesinlikle böyle bir esneklik sağlamayın. Çünkü bazı insanlar mesela kargo ile eline resim ulaştıktan sonra diyor ki fotoğrafını beğenmiştim ama gerçekte hiç hoşuma gitmedi, paramı geri ver diyebiliyor. Bunu önlemek için en azından bir yerde Instagram olsun, WhatsApp olsun yazılı olarak benim para iadem yoktur diye yazmanız ve karşı tarafında bunu anladığına dair bir şey yazması kesinlikle çok önemli. Bir başka şey de taksit meselesi. Bizim ülkemizde birçok şey taksitle alınıyor maalesef ekonomik durumdan ötürü. Şimdi diyelim ki siz resim satışı yaptınız ve bunu taksitle yaptınız. Ya da sipariş aldınız, ödemeyi taksitle aldınız. Bu durumlarda da mutlaka ama mutlaka dikkat edin. Çünkü bu insanlar ellerine geçtikten sonra bu mal o taksitleri ödemeyebiliyorlar. Kredi kartlarını iptal edebiliyorlar, sizi bloklayabiliyorlar. Yani bence mümkünün olduğunca bu konuda taksit yapmayın arkadaşlar. Ya da yapıyorsanız gerçekten bunun güvenilir kişilerle olduğuna dikkat edin. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum son bir kez. Bazı insanlar size para teklif edebilir, işte sizde promosyon yapmak isteyebileceğini söyler, size yardım etmek isteyeceğini söyleyebilir. Ama şunu biliyoruz ki arkadaşlar kimse kimseye karşılıksız yardım etmiyor bu dünyada. O yüzden eğer kulağa çok fazla iyi geliyorsa, inanılamayacak kadar iyi geliyorsa bir teklif, bilin ki büyük ihtimalle bu zaten gerçek bir teklif değildir. Muhtemelen bir dolandırıcıyla karşı karşıyasınız. Bu tür dolandırıcılıklar sonrasında ne yapmak gerekiyor peki? Hemen platforma haber verilmesi gerekiyor ama maalesef özellikle yabancı hesaplarla olan bu tür durumlarımızda bunun takibini yapmak çok zor. Çünkü ben Amerikalıyım diyen hesap Hindistan'dan çıkabiliyor çok rahatlıkla. Bu sadece bir örnek. O nedenle bu insanları bulmak, paranızı geri almak çok ama çok zor olabilir. Önceden bu parayı vermeden önce ehemmiyetli, dikkatli davranmakta fayda var. Eğer Türkiye'de biri ise bu mutlaka hesabını da alarak suç duyurusunda bulunmanızı öneriyorum. Yine dediğim gibi platformlara şikayet etmenizi, mutlaka bunun peşini bırakmamanızı ve müşteri hizmetlerine ulaşmanızı öneriyorum. Ve farkındalık yaratmak için başkaları da sizin gibi
bu sorunu çekmesin diye mümkün olduğunca bu kişinin adını platformlarda duyurmanızı rica ediyorum ki başkaları da yanmasın. Bugünkü konu biraz tatsız oldu ama bence çok gerekliydi. Özellikle son zamanlarda artan bu dolandırıcılık hikayelerinden sonra bir görev bilinciyle size bu videoyu hazırladım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bu arada yine sosyal medyada ya da internetten satış yapıyorsanız bence satış sırasında yapılan en büyük hatalara mutlaka bir göz atın. Onu da buraya koydum sizler için. Görüşmek üzere.